Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latîf, mübârek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazırâtına, cümlemizin, geçmişlerimizin, şehidin ruhu şeriflerine, içinde bulunduğumuz bu Rabbü'l-evvel ayının, bütün ümmet-i Muhammed için rahmet, bereket, tecellileriyle müzeyyen olmasın niyaz duasıyla bir Fâtiha-i Şerîf, üç ihlâs. Muhterem kardeşlerimiz, Rasûlullah Efendimiz'e ümmet olmanın sevinç, vecd ve huzurunu gönülden duyabilmek en büyük bir nimeti. Bu dünya hayatı bir kulluk imtihanı. لِيَعْبُدُنْ لِيَعْرُفُونَ buyuruluyor. Allah'ı kalpte tanıyabilmek, Cenâb-ı Hakk'a bir kul olabilmek. Bu cihan bir dershane olarak hazırlandı, bir ahiret dershanesi. Bu dershanenin de dersi, Cenâb-ı Hakk'a kul olabilmek ve Cenâb-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Yani zihindeki bilgilerin kalple bir ahenk teşkil etmesi, kalpte hazmedilmesi. Şunu unutmamak lazım ki, bugün Rasûlullah Efendimiz'i yakından tanıyabilirsek, yani amellerimizi de yakından tanıyabiliriz. O da bizi mahşerde tanır. Havz kenarında bizi kabul eder. Gönlümüz onu görecek kıvamda olursa, o da bize nazar eder. Onu duyar, dinlersek, emri ilahiyle taatte olursak, o da bizi ihsanlarıyla abad eder, şefaatine nail eyler. Cenâb-ı Hakk'ın insandaki bir mucizesi, yerler ve ülkede onun gibi muhteşem bir ahlak abidesine şahit olmadı. Cenâb-ı Hak ona Habibim buyuruyor. Cenâb-ı Hak buyuruyor, Allah'ın size olan nimetlerini sayamazsınız. En büyük nimet iman nimeti. Ebedi hayatımız bu imanla kaim. Sayamazsın buyuruyor. Cenâb-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'le, Rasûlullah Efendimiz'le, kainattaki zerreden küreye ne varsa hepsinin bir kevni ayetler olarak bir ikaz halinde bize. Cenâb-ı Hak "Sümmelis üne yevmîsin aninnayim" o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın buyuruyor. İnsan kendisi ihsan eden bütün nimetlerden hesaba çekilecek. Kimlere kadar? Peygamberlere kadar. Peygamberler de tebliğden. Cenâb-ı Hak ayette biz peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Tabi şu çok ibretli. İnsanlar Adem aleyhisselam'a gidecekler. Adem aleyhisselam İbrahim aleyhisselam'a hava edecek. Ben kendi derdimle İbrahim aleyhisselam Musa aleyhisselam, Musa İsa aleyhisselam'a en son Rasûlullah Efendimiz gelecekler. Rasûlullah Efendimiz bir hamdla, değişik bir hamd şekilde Cenâb-ı Hakk'ın o anda ilham edecek, o şekilde secde-i kabrına dua edecek, Cenâb-ı Hak'tan bir şefaat izni alacak. Rabbimizin büyük bir lütfu. İlk ayet اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي halak başlıyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bütün zerreden küreye, yerden semaya kadar kitap yazılsa, Cenâb-ı Hakk'ın şu kainattaki ilahi hikmetler, ilahi sırlar, kevni ayetler, kudret akışları, ilahi azamet tecellileri yazmakta bitmez. Bu ne okur? Kalp okur bunu. İlk okunacak en mühim اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي halak Rasûlullah Efendimiz'i okuyabilmek. İşte onu okumak ki, o zamanki cahiliye insanı, hatta yarı vahşi insan diyelim, nasıl bir dünyada eşi benzeri olmayan bir faziletler medeniyete inşa etti. Hatta İmam Karafi vardır. İslam hukukunun metodolojisinin meşhur simalarından o diyor ki Rasûlullah'ın hiçbir mucize olmasaydı. O nasıl o cahile insanlar kız çocuğunu diri diri gömen vesaire bütün menfi hallerle bulunan o kavimdeki insanlar nasıl zirve insanlar oldu ahlakta fazilette. Onun en büyük mucizesi o. Bizler için de geçerli o. Muaz radıyallahu anh efendimiz Yemen'e gönderdi. Muaz dedi, Yemen'de tebliğ edeceksin, irşad edeceksin dedi. Fakat döndüğün zaman Yemen'den dedi, tahmin edelim ki ben vefat etmiş olacağım dedi. Umulur ki dedi, şurada kabrim olacak dedi. Kabrimi ziyaret edersin dedi. Muaz ağlamaya başladı. Ağlama Muaz dedi. Ağlama dedi. Bana en yakınlar hangi zaman, hangi mekanda olurlar olsun, müttakilerdir, takva sahipleridir buyurdu. Yeni bir gün Efendimiz Yemen tarafına şöyle döndü. Ben buradan gelen nefesi rahmani duyuyorum buyurdu. Allah bize de takva hayatını nasip etsin.
müttaki ol nasip etsin ki bizden de bir nefes-i rahmani efendimize bir katre ulaşsın inşallah. Velhâsıl اِقْرَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ilk ayet inen ilk ayet Rabbine adıyla oku. En mühim Resulullah Efendimizi okuyabilmek, onun ahlakıyla ahlaklanmak, o şekilde Cenab-ı Hakk'ın mümtaz bir kulu olabilmek. İnsanın başından zor günler geçecek. Dünyadakiler belki hiç kalır. Ölüm anı olacak. Kabir hayatı olacak. Diriliş olacak. Kıyametin zorlukları olacak. Fakat Cenab-ı Hak o kendisiyle dost olanlar için, müttakiler için onlar o gün korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Cenab-ı Hak dost olanlar. Efendim müjdesi bu. Yani demek ki hangi zaman hangi mekanda olursa olsun. Bugün elhamdülillah bir İslam toplumu içindeyiz. İslam'ı yaşamamak için hiçbir mani yok. Cenab-ı Hak cümlemizi müttaki eyler. Ve bu takva da zor. Hayatımızın bütün muhtevasında Kur'an-ı Kerim ve sünnet seniye olacak. İş yerimiz öyle olacak, evimiz öyle olacak, evlat yetiştirmemiz öyle olacak. Cenab-ı Hak oku diyor, Rabbin diyor kerem sahibidir, ikram sahibidir diyor. Hep Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla, lütfuyla müstarraksın. En büyük Resulullah Efendimiz'e ümmet olmanın. Biz kendimiz seçmedik. Cenab-ı Hak lütfet 124 bin küsur peygamber arasında. Yani bu lütfuna da çok büyük teşekkür icap ediyor. Teşekkür nasıl olacak? Bir gölgenin gövde olan sadakati gibi Resulullah Efendimiz her hallerini bilmenin gayret içinde olabilecek. Cenab-ı Hak yine Âl-i İmrân 164. ayette "Lekad mennallâhu alel müminîn" buyuruyor. Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Yine içinde bulunduğumuz bu Rabiülevvel ayına gelelim. Efendimizin amcası Ebu Leheb vardı. Bu Tebbet Yedâ suresini indi. Kâfir, Allah ve Resulullah düşmanı. Efendimiz amcası. Bu Ebu Leheb Süveybe geliyor cariyesi. Bugün diyor yeğenim meydana geldi diyor. Muhammed meydana geldi diyor. O da sırf akraba asabiyetiyle seviniyor. O zaman akrabanın çoğalması bir gurur kibir meselesiydi onlar için. Cahiliye insanı için. Sevini Süveybe diyor hadi sen hürsün diyor. Abbas radıyallahu anh'ın kardeşi Ebu Leheb'i ölümünden bir sene sonra görüyor, rüyada görüyor. Çok kötü bir halde görüyor, feci bir halde görüyor. Sana nasıl muamele ediliyor Ebu Leheb dedi. Ebu Leheb dedi, çok kötü bir durumdayım, bir azabın içindeyim dedi. Yalnız dedi, Muhammed'in doğduğuna sevinerek Süveybi'yi azat ettiğim için pazartesi günleri azabım hafifletiliyor. O gün baş parmağımla işaret parmağım arasında şu küçük deliden çıkan su ile serinlemekteyim cevabını verdi. Kırat âlimi, hadis âlimi, meşhur İbn-i Cezeri, bu kısada hareketle diyor ki, Kur'an'da zemmi olan, Kur'an'da lanetlenen, elleri kurusun delinen için bir ayet indi Ebu Leheb için. Cehennemde azap veren Ebu Leheb gibi bir kâfire, Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece sırf akraba asabiyetiyle seviniyor, ona böyle bir lütuf ikram ediliyor. Demek ki bir mü'min de Allah'tan nail olacağı mükafatı düşünerek Rabbim geniş ihsanların naim cennetlerine kavuşmuş olacak ihya ederse. Yine bu rivayette İmam Kastalani Hazretleri diyor ki ehli İslam müminler diyor. Allah Resulü'nün doğduğu bu Rabiülevvel ayını eğer ihya ederlerse ziyafetler verip cömertlik gösterirlerse nasıl dünya bir işte bile bir anne oğul askerden gelir ziyafetler verir. Ya bir şey muvaffak ziyafetler gelir. Bugün de Resulullah Efendimizin sevinciyle, onun ümmet onun sevinciyle ziyafetler verirse, o cömertlik gösterirse, muhtaçlara yardımlarda bulunursa, sevinç ihsan ederek hayırları arttırırsa, mevlidler okunur, Efendimizin sünnetine itina gösterirse bu aydan çok istifade eder buyuruyor. Yine İmam Kastalani diyor ki böyle yapanlar o yıl belalardan kurtuldu. Ve ne dilekli var yeni getirdi tecrübe edilmiştir. Velhâsıl bu bir lütuf ayındayız. Cenâb-ı Hak bu lütuf ayını ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve bilhassa bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, irşâd bekleyeni irşâd etmek, bilhassa evlatlarımıza çok itina göstermek. Yani Allah Resulü ümmet olma sevincini yaşayalım. Bu nimetin şükrünü eda edelim, gayretinde olalım inşallah.
Yine buyuruluyor Efendimiz'e ümmet olmanın sevinci. Ya ne kadar seviniyor, bunun bir delili var mı, nedir? Bütün dünyevi çile ve sıkıntılar unuttuğumuz derecede demek ki bu bir gösterge oluyor Efendimiz'i sevmemiz. Hatta bir misal veriliyor. Trilyonla bulunan bir kimse yolda giderken 5 kuruş düşürse dönüp bakar mı ona trilyonların yanında? İşte ahiret hayatı. Efendim beraber 1 trilyonlar. Dünyevi hayat onun yanında bir 5 kuruş bile değil. Yani başımıza bir ufak tefek bir sıkıntı geldiği zaman Allah'a kul Resulullah Efendimize ümmet olmanın bizim için en büyük muhteşem zenginlik, en büyük saadet, bahtiyarlık olduğunu düşünüp sabredelim ki çileler bizim için son derece bir hafif gelsin buyuruluyor. Eshâb-ı kirâmın içinde fakirler vardı, zenginler vardı, hastalar vardı, dertler vardı, mahrumlar vardı, kimsizler vardı, esirler vardı. Fakat hepsi Resulullah Efendimiz etrafında pervane olmanın huzur içindelerdi. Efendim genel ruhaniyetle bir huzur hali yaşıyorlardı. Mesela bir misal vereyim. Uhud'da Ensar'dan Süveybe Hatun Uhud Harbi'nde 5 yakınını kaybetti, şehit oldu. 2 oğlu, babası, kocası, karı şehit oldu. Fakat bunu hiç aldırış etmeli. Allah razı olsun, sağ mı? Ondan haber verin dedi. Sağ dedi, yok gösterin olmaz dedi. Gösterdiler. Efendimiz'in eteğini öptü. Ya Resulullah dedi, eğer seni kaybetmiş olsaydık, dünyada beni hiçbir şey teselli edemezdi buyurdu. Bunun gibi binlerce misal asıl saadetti. Yani Efendimiz'de Efendim fani olabilmek. Mesela bir Afra Hatun vardı. O 3 oğlu vardı. Bedir'de 2 şehit oldu. Keşke dedi, 3. oğlum da dedi, şehit olsaydı dedi, ben de şehit anası olarak kalksaydım dedi. Hep Allah'ın muhabbet, Rasûlullah'ın muhabbet, bütün muhabbetleri geçti. Bütün dünyanın muhabbeti bir çakıl taşı gibi kaldı. Yani eshâb-ı kirâm, Rasûlullah beraber olmanın manevi lezzeti içinde yaşadı. Bütün gayreti, esas hayatın ahiret hayatı. Gaye neydi bu dünyada yaşamak? Efendimiz'le ahirette beraber olabilmek. Bu sebeple Efendimiz'den gelen en büyük müjde onlar için اَلْمَرُ مَعْمَنْ اَحَبَّ Ki sevdiğiyle beraberdir. Evlatlarımızla ahirette beraber olmak istiyorsak emek vermek icap ediyor. Cenab-ı Hak Meryem validemizi bildiriyor. Bunun annesi Hanne Hatun'du. Bu Hanne Hatun'un derdi hamileyken evladını Allah yolunda yetiştirmekti. Beyt-i Makdis'i adada. O zaman erkek çocuğu adanırdı. Fakat bu kızı ya Rabbi dedi, benim yavrum olduğu zaman onu Beyt-i Makdis'e ben adıyorum dedi. Fakat kız çıktı. Meryem validemizi adadı. Ona da Zekeriya aleyhisselam vekalet etti ona. Hatta öyle bir salih olarak yetişiyordu ki Zekeriya gelip gittiğim zaman diyor, orada meyveler görüyordum diyor. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri. Meryem bu nereden diyordum? Allah'tandır diyordu. Velhâsıl evlâtlarımız ise böyle ne kadar bir Allah yolunda yetiştirebilirsek, bu Hanne Hatun gibi evladın derdinde olursak, evladımız dünyada da rahmet olur, ahirette de rahmet olur. Anne babanın sanatı evlatlarıdır. Mühim evladın derdinde olmalıdır bir anne baba. En merhametli ebeveyn anne baba, evladının ahiret derdine düşen anne babadır. İşte bu daima Hazreti Meryem'in annesinin bu evlat hassasiyetini düşünmek icap eder. Lokman Aleyhisselam'ın evladına nasihatleri de Kur'an-ı Kerim'de bu minvalde Lokman Suresi'nde. Ömer bin Abdülaziz'e sorulan evlatlar ne bıraktı? Mal vardı, mülk vardı vesaire. O da Araf Suresi'nde 196. ayet. Nisa Suresi'nin 5. ayetleri okuyor. Evladım benim yolumdaysa diyor. Allah benim evladımı Allah'ın vasiyeti halindedir diyor. Yok diyor benim yolumda değilse diyor. Yine diyor ayet-i kerimede onu verecek zaten bir şey yok diyor. Ahmed bin Hanbel diyor ben diyor 9 yaşındaydım diyor. Annem beni hafız yaptı diyor. Sabahları diyor Bağdat çok soğuk olurdu diyor. Bana sıcak su ısıtırdı, bana abdest aldırırdı. Beni ta caminin kapısına kadar götürürdü. Bende ne var dedi annemin mahsulü. İmam Malik Hazretleri babam bana bir hadis ezberletirdi, bir hediye verirdi. Bir hediye verirdi. Ben artık öyle bir hale geldim, hediye almasam bile, babam vermesi bile bir hadis şerif ezberimin ruhaniyeti içinde olmaya başladım diyor. Yani muhabbet çok mühim.
muhabbetin nakşedilmesi evladı adeta taşa işlenen nakışlar gibi kalıcı olur. Çocuk bunu unutmaz. Bugün yüreği merhametle çarpan, şefkat sahibi salih anne ve salih anne babanın en vazifesi evlatlarını Kur'an ve sünnete ittiba haline yetiştirmektedir. Onları İslam karakter ve şahsiyetine miras bırakmaktır. Yavruların gönlünü Allah Resulü'nün muhabbetiyle doldurmaktır. Bugün küresel güçler evlatlarımızdan televizyon, internet, bir takım modalar vesaire bizlerden koparmak için binbir kılığa giriyor. Dayatmalar başlıyor. İnternet, televizyon ve modalar sayesinde gönüllerde zehirlenmeye çalışıyorlar. Bunu asla fırsat vermeyelim. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Çocukların üç hususunda yetişin. Birini Rasûlullah'ın sevgisi. Yani onun sevgisi olursa daima şu şuurda olacak. Allah razı benim yanımda olsam benim bu halime tebessüm eder miydi? Yoksa üzülür müydü? Çocuğun ruhunu bunu aşılamak zaruri. İkincisi Ehl-i Beyt sevgisi. Rasûlullah'ın sonra ya Ehl-i Beyt kimdir diyorlar. Ehl-i Beyt benim soyumdan gelen bir de müttakilerdir. Ne kadar müttaki müttakiye varsa onlar benim Ehl-i Beytimdir buyuruyor. Takva sahipleri. Üçüncü Kur'an-ı Kerim kıraati. Ciddi bir Allah'ı seviyorsak, Resulullah'ı seviyorsak bir önce bize bir test, ciddi bir Kur'an kursundan geçirmemiz zaruri. Aksi halde yarın evladımız bize davacı olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyabilmek. Çünkü yani yanlış okuyorsa mana değişir. Bu bakımdan evlatlarımızı bu Resulullah Efendimize sevmenin, Cenab-ı Hakk'a sevmenin alameti ne kadar ona bir Kur'an-ı Kerim üzerinde bir itina gösteriyoruz. Bir harf değişimiyle mana değişir. Yine bir aile hayatı. Bugün zedelenmek isteyen aile hayatı. Aile hayatına mikrop saçılıyor. Cenab-ı Hak ilk peygamber Hazreti Adem ile Hazreti Havva arasında ilk bir aile kuruldu cennette. Birçok peygamber seçileri halinde aynı ailelerde devam etti. Aile mesuliyet esasını getirir. Bugün aileden mesuliyet esasını kaldırmak istiyorlar. Rahat yaşayalım istiyorlar. Beyi hanımına, hanımı beyine zimmetlidir. Evladı anne babaya emanettir. Evladı anne babasına ihsanı emretti. Sıla-i Rahim'le beraber geniş ve güçlü aile içinde İslam'ın değerlerini yaşattı. Küresel güçler bugün çok dikkat etmeden bizim bir ahiret mesuliyetimiz. Küresel güçler bugün aileyi çökertmeye çalışıyor. Çünkü aile mukaddes bir yuva olursa dışarıdan gelen her türlü menfi hücuma karşı manevi bir kale hükmünde olacak. O zaman cahiliyeye döndürmeye çalışan şer güçler hedefine ulaşamaz. Fakat o aile kalesi düşerse beşeri adeta diğer mahlukatın sürülerine döner. Çobansız bir sürü nasıl dağılır, kaybolursa, hangi girdapta boğulacak, hangi kurda yem olacağı meçhulse, aile kaldırılırsa toplumda durumu aynı bu şekilde olur. Hiçbir mesuliyet, mahremiyet, ayıp ve günah tanımayan bir insan tipi meydana gelir. Ailelerimizi ve nesilleri korumaya mecburuz. Bunun için bunu evveliyetle, tekrar tekrar, eğer kendimizi bunu tekrar, ben Allah Resulü'nü seviyorsam, Cenab-ı Hak seviyorsam, evladımı ne kadar bir Kur'an terbiyesinden geçiriyorum. Efendimiz buyuruyor, burası çok mühim. İnsin ve cinnin isyankârları hariç bütün mahluka benim Allah'ın Resulü olduğumu bilir buyuruyor. Yani isyankârlar bilmez. Allah'tan uzak olanlar bilmez. Efendimiz buyuruyor, Uhud dağı biz sever de biz Uhud'u severiz buyurdu. Demek ki bizim gördüğümüz bir taş yerine Uhud, ne gibi onda bir tecelli var ki Efendimiz seviyor, Efendimiz onu seviyor. Hatta bir gün Efendimiz Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman Uhud'a çıktılar, Uhud sallandı. Efendimiz Uhud'a sakin ol dedi. Üzerinde bir sıddık, iki şehit var buyurdu. Ebu Bekir Efendimiz vefat ettikten sonra Ömer Efendi, Osman Efendimiz şehit olacaklarını anladılar ve hakikaten şehit oldular. Yine Hazreti Ali naklediyor. Biz diyor Resulullah Efendimiz Mekke'de beraber dolaşırken birçok taşların "Esselamu aleyke ya Resulallah" dediğini ben duyardım buyuruyor. Yani taş tanıyor, nebatat tanıyor. Hurma kütüğü hadis-i şerif Efendimiz baştan cemaat azdı. Bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe okurdu. Sonra cemaat artınca mihrap yapıldı. Mihraptan çıkınca
hurma kötü yalnız kaldı. Efendimizin dayanmasına mahrum kaldı. Bütün sahibi topluluğu diyor. Bir kişi üç kişi değil. Yüzlerce kişi kütük ağladı diyor. Kimi dedi sanki bir hayvanla uğraşan bir sanki bir devenin inlemesi gibiydi diyor. Efendim iniyor onu sıvazlıyor. Sakinleştiriyor. Yine Efendimiz uyurken bir kişi geldi, Muhammed kalk dedi. Şimdi benim elimden seni kim kurtaracak dedi. Elinde kılıcı vardı. Evet Allah buyurdu. Müşriğinden kılıç tak diye düştü yere. Muhammed dedi, bana dedi bir ispat edecek bir şey göster dedi. Şu ağaç gelsin sana selam versin dedi. Efendimiz ağaca işaret etti. Ağaç kökünden süre süre geldi, eğildi. Selamun aleyke ya Resulallah dedi. Dedi ki şey uzat ayağını öpeyim sen peygambersin dedi. Yok dedi Efendimiz. İnsanın insana secde etmesi haramdır dedi. Ben de senin gibi bir insanım dedi. Velhâsıl işte nebatat tanıyordu, kütük tanıyordu, ağaç tanıyordu. Hayvanat tanıyordu. Sahibinden zulüm gören bir deve ağlayarak geldi. Efendimiz sahibini çağırdı. Niçin buna dedi zulmediyorsun? Bak aç bırakıyormuşsun, çok yük yüklüyormuşsun dedi. Yarın bunun şeyi senden sorulacak dedi. Meşhur Şifa-ı Şerif diye Efendimizin zahirini, batınını anlatan bir kitap vardır. Kazı İyaz Hazretleri'nin. O orada Kasba isimli Rasûlullah Efendimiz'in bir devesi vardı. Efendimiz o deveyle yolculuk ederdi. Rasûlullah vefatıyla diyor eserde deve diyor yemez içmez oldu diyor. Çöllere düştü ve o şekilde açlıktan öldü diyor. Hasretinle diyor. Ben razı Cenab-ı Hak ve ma ersalnake illa rahmeten lil âlemin. Bütün âlemlere rahmet, insana rahmet, hayvanata rahmet, cemaatata rahmet. Bir mümin de rahmet insan olması arzu ediliyor. Bunun için hayatımızın her safhasında sünnet-i seniyeye ittiba çok mühim. Yine Abdullah bin Deylemi Hazretleri sünnet-i aşk ile bağlılığın emniyetini şöyle ifade eder. Fakat bu ibadette, muamelatta, muaşerette, edepte, ahlakta her şeyde. Bana ulaştığına göre dinin yok olup gitmesinin başlangıcı sünnetin terk edilmesi olacaktır. Hallatın lif lif çözülüp nihayet kopması gibi din de sünnetlerin bir terk edilmesiyle ortadan kalkar buyuruyor. Eğer Efendimiz seviyorsak hayatımızın her safhasında sünnete dikkat etmemiz lazım. Efendim bizim iş yerimize gelse tebessüm eder mi? Evimize gelse tebessüm eder mi? Evlatlarımızın haline göre tebessüm eder mi? Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Efendimiz üsve-i hasen örnek. Mucize Efendimiz. Efendimiz bütün karakterlere bir örnektir. Zengine, fakire, garibe, yalnıza, kimsesize, mazluma, aça, toka hepsine örnektir. Onun için bir kimse dese ki benim başımdan şu hadise geçti. Bunun misali yok mu diye asr-ı saadette onun bir misali vardır ve kurtulma çaresi de vardır. Velhasıl bir müminin eğer gönlünde efendim güzel ahlakından hissedarlık varsa, bir mümin efendimin güzel ahlakından hissedarlık varsa gönlünde şuna dikkat etmesi lazım. Bende var mı yok mu? Gönlü ilahi muhabbette seviye kat eder. Dünya ahiret geldi ama daima ahiret tercih eder. Merhamet ve şefkati artar. Hizmet için gayret içinde olur. O hizmet için sahâbe ta Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, dünyanın öbür tarafına gitti, yamyalanın içine girdi onu hidayete getirmek için. Diğer bir tevazu ve nezaketi asla elden bırakmaz. Cömert ve ihsan sahibi olur. Hak ve adaletten ayrılmaz, istediğin en yakını olsun. Saygı ve hürmetle kusur etmez. Kanaat ehli olur, kanaatle zenginleşir. Kanaatle huzur bulur. El-emîye sadık olur, karakter ve şahs sahibi olur. Efendimiz'e ta cahiliye devrinden beri bazen Muhammed geldi demezlerdi, el-emîn geldi, es-sâdık geldi. İçimde en doğru insan geldi derlerdi. Daima hüznü zan besler. Çünkü velâ tecessüsü buyuruyor Cenâb-ı Hak. Tecessüsü bulunmayın buyuruyor. Yaptığı her işi ihlas ile yapar. Sabrı elden bırakmaz çünkü sabır daima, insan daima bir imtihan halindedir. Ve tevâsâb bil hak ve tevâsâb bil sabr. Ve tevâsâb bil sabrı ve tevâsâb bil merhame buyuruluyor. Edep, en mühim edep ve hayâ üzerine yaşar. Konuşmasında edep olacak. Ağzından yanlış bir kelime çıkmayacak. Hele bir galiz bir söz hiç çıkmayacak. Bir nezaketli konuşacak.
Cenab-ı Hak kavlen meysura, kavlen leyyina. Cenab-ı Hak nasıl konuşacağımızı bize Kur'an-ı Kerim telkin ediyor. Resulullah'ın konuşması bizim için en güzel misal. Müminin konuşması öyle olacak. Kaba saba bir mümin konuşması istenmiyor. Onun Cenab-ı Hak ne buyuruyor? En bet ses diyor, merkeplerin sesidir diyor. Diğer taraftan Efendimizle beraberliği temin ettiğimiz nispetle enayetten kurtuluruz. Benlikten kurtuluruz. Resul hiç ben yok. Daima sen ya Rabbi, sen ya Rabbi. Bir kulda ben yaptım, ben ettim, ben yok o. O bir gurur alameti, kibir alameti. Cenab-ı Hak kul daima elhamdülillah ya Rabbi diyecek. Şükür ya Rabbi diyecek. Kimseye haksızlık etmez. Bir karıncaya bile haksızlık etmez. Bir istihametleri ağaç altında bir yemek yediler. Devam ettiler. Torba bir karınca gördü. Ben bunu vatan cüda ettim bu hayvanı dedi. Bana bu canı veren Allah, bu karıncaya da veren Allah döndü, yemek yedi ağacın altına, o karıncayı bıraktı. Bu nedir? Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış. Kin ve intikam beslemez. Affedecek ki, Allah'ın affına mazhar olacak. Ne buyuruyor Cenâb-ı Hak? Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Biliyor. İstiyorsak biz de affedeceğiz. Hiçbir Müslümanla aramızda bir burudet olmayacak. Allah için affedeceğiz ki Allah da bizi affetsin. Hırs, tamah, fitne, gurur, kibir, yalan, cimrilik bir mümin lügatında bulunmayacak. Gıybet bulunmayacak. Kul hakkı kıyamete kalıyor. Sevaplarını alacak gıybet etti kimse. Tecessüste bulunmayacak, hata aramayacak. Bardağın boş tarafı değil, bardağın dolu tarafını görecek. Merhamet ve şefkat yoksulluğundan kendisini koruyacak. Bütün kötü vasıflardan temizlenecek. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kalpte tecelli edecek. O şekilde Cenab-ı Hak bir yakınlık meydana gelecek. Yakınlık meydana geldi muhabbet artacak. Muhabbet artacak o kalpte hikmetler tecelli edecek. İşte Yunus'u Yunus'u yapan, Mevlana Mevlana'yı yapan, Allah dostunu Allah dostu yapan budur. Velhasıl Resulullah'la beraber olmak yani ona sadakat itiba edebilmek bir gölgenin bedeni olan sadakati gibi aynı. İşte Eshâb-ı kirâm bu şekildeydi. Öyle bir lezzet geldi ki bütün dünya lezzetleri kenarda kaldı. Onun için tek şey ben dedi acaba Allah'la kıyamette beraber olabilecek miyim dedi. Bu endişe başladı. Yani hayatta aldığımız her karar, alacağımız her mühim adımı önce Allah ve Resulü acaba bundan memnun olur mu diye o endişeye taşımamız icap ediyor. Zira bizim için en büyük gönül servetimiz. Allah'ı tanımamış olsaydık her şeyin ne kıymeti vardı? Zira bu dünyadaki ömrümüz faniliğe mahkum. Ne kadar onu da bilmiyoruz. Yarın diyene helak oldu. Kimsenin yarından haberi yok. Fakat Resulullah'ı tanıyıp onu canı gönlüne tabi olmanın gediği huzur ve saadeti sonsuz. Zira Cenab-ı Hak inneke lâlâ hulukun azîm en yüksek ahlak üzeresin. Hangi âlim? Allah'ın ahlakı, Resulün ahlakı Allah'ın ahlakı. Allah'ın bizden istediği ahlak. Efendime buyuruyor. Çok merhamet, çok şey. Efendim hayatımız için hayırlıdır. Benimle konuşursunuz sağlığımda. İlahi ise ilahi emirleri Allah'ın hükmünü bildiririm. Vefatım da sizin hayırlıdır. Amelin bana arz edilir. Güzel bir amel gördüğümde Allah'a hamd ederim. Demek ki bizim güzel amellerimizi Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize arz ediyor. Hamd ederim diyor. Ümmeti olmakla hamd ederim. Çünkü Rauf ve Rahim çok merhametli, çok şefkatli. Kötü bir şey gördüğümde de senin için Allah'a istiğfar ederim buyuruyor. Yani böyle bir Cenab-ı Hak böyle bir peygamber ümmet kıldı bize. Bu kıyamet zor gün. Peygamberin bile hesaba çekeceği gün. Cenab-ı Hak Araf 6. ayette elbette kendini peygamber gönderen toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekecek. Peygamber tebliğden hesaba çekilecek. Onun efendim veda hutbesinde duymayan var mı, etmeyen var mı diye 3 sefer sordu. O eli kaldı, ya Rabbi şahit ol dedi. O kıyamet günü peygamberin zor günü. Hazreti Adem'e gidecekler. Adem Aleyhisselam ben kendi derdim var diye Nuh Aleyhisselam'ı gönderecek. Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam gönderecek. İbrahim ile Musa Aleyhisselam, Musa ile İsa Aleyhisselam gönderecek. İsa ile Resulullah Efendi götürecek. Engin rahmetullahi arşın altına gelip secdeye kapanarak ümmeti için insanlık için orada dua edecek müminler için. Bir kısmı tabii Cenab-ı Hak kabul edecek. Onu cennete nail ediyor. Bir kısmı da mücrim efendim ümmete onlar da cehennemde yanacaklar. Fakat cehennemden de yine Resulullah Efendimiz şefaatiyle çıkacaklar. Cenab-ı Hak ne kadar Rauf ve Rahim.
Yine Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz ne kadar çok seviyor. Bir Kadir Gecesi hiçbir peygamberde yok. Bin aydan daha hayırlı. 80 küsur sene bir gece. Miraç'a yalnız Efendimiz çıktı. Bunun Efendimizin Cenab-ı Hak indindeki yerini düşünelim. Cenab-ı Hak buyuruyor Nisa suresi 80. ayette men yudir rasule fakat et Allah Allah Resulüne itaat Allah'a itaattir. Demek ki her halimizi Resulullah Efendimize mizan etme durumundayız. Yine Efendimiz'in farik vasıflarından Efendimiz seferi önden yürürdü, bir cesaret verirdi. Dönüşü arkadan yürüdü. Kimler muhtaç, teselli muhtaç, ona teselli ederdi. Efendimiz bir gün buyurdu, ne kadar bir merhamet. Miras terekeye aittir buyurdu. Fakat borçlu varsa, yetim varsa bana aittir. Onların telafi etmek, onlara ihsan etmek bana aittir buyurdu. Bir hizmetteydi. Bu Ravza'ya buradan taş taşıyordu. Sahâbî, ya biz taşırız, ya Rasûlullah, siz zahmet etme deyince, yok ben de Allah'ın rahmetine muhtacım buyurdu. Mü'min de boş kalmasını istemez de, sorar da bugün bir yetim başı okşadınız mı? Aç insan doyurdunuz mu? Bir hasta ziyaret bulundunuz mu? Bir cenaze yaşında bulundunuz mu? İrşad bekleyen bir kimse irşad ettiniz mi? Namazda çok mıyım? Efendim namaz üzerine dururdu. Bir anne baba namazdan çok duracak. Ufak yaşta evladı namaza alıştıracak. Sonra kılar. Yok sonra kılmıyor sonra. Benim kalbim temizdir diyor. O nasıl kalp bilmiyoruz. O şekilde kendini teselli ediyor. Cenab-ı Hak iman ettik demek de kurtulacaklarını mı zannediyorlar buyuruyor. Cenab-ı Hak amelen salih istiyor. En mühim evlatların bir Kur'an tezini geçirmek. Namaza alıştırmak. Cömertliğe, merhamete alıştırmak. Cennete girenler Müddessir suresinde cehenneme girenlere sesleniyorlar. Sizler niye cehennemliksiniz diyorlar. Ne yaptınız cehennemlik oldunuz diyorlar. Onlar diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Hem kendimi için hem akrabam hem evladım bu çok mühim. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Onun için küçük yaşta alıştırmazsak gitti o bitti. İkincisi açları doyurmadan bir merhametsizlik diyorlar. Yani kendimi düşünürüz diyorlar. Üçüncüsü gaflete dalanlarla beraberdik diyorlar. İşte modalar vesaire şunlar bunlar. Ahireti de umursamazdık diyorlar. İnkar edenlerden olduk diyorlar. Bugün de ölüm geldi çattı diyorlar. Fetih suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak orada kimler Allah Resulü'nün yanında, kimler değil. Birincisi Muhammed Allah'ın Resulüdür diye başlıyor Allah'a salatu. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'in bize olan Cenâb-ı Hak lütfettiği bu nimeti iyi düşünmemiz lazım. Bütün dünya bizim olsa, okyanuslar, altın, gümüş bizim olsa, ne kadar ömrümüz var, ne kadar bizimle olacak? Fakat Efendimiz'e ebedi bir hayatın saadeti gelecek. En büyük lütfu Cenâb-ı Hakk'ın, Muhammed Allah'ın Rasûlü'dür. İkincisi, küffâra karşı çok şedittir. Yani İslam'dan bir tabiz vermez, kılık, kıyafet vesaire şu bu. Onlara bir Müslüman benzemeyecek. Bunu görüyoruz maalesef saçta benzeriyor reklamlarda, dükkan tabelalarında vesaire. Çocukların tişörtlerine bakıyoruz. Yabancı ve kirli kelimeler var çok. Hiç o da farkında değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh orduyu Dağıstan'a gönderdi. Azerbaycan'a görürken bakın sakın dedi onların giysileri gibi giymeyeceksiniz dedi. Şahsiyetini koruyacaksınız. Onların yedikleri yemeklere heves etmeyeceksiniz dedi. Cenab-ı Hak ayette kim Kur'an ile Allah'a davet ederse, amel-i sâlih işlerse, ben Müslümanlardanım deyip İslam karakterine, İslam şahsiyetine temsil ederse, onun sözü en doğru sözdür buyuruyor. Yani birinci şart bu, akide bu. Burada ne o? İman kayar Allah'a kulluğuna, onlara benzemekle. Efendimiz, küffârın ateşiyle aydınlanmayın buyuruyor. Bu çok mühim. Fatih'in oğlu II. Beyazıt, yeni baştan bir İstanbul'u imar ediyordu. O zaman bu İtalyan meşhur ressam Leonardo da Vinci mektup yazdı. Ben dedi camileri, yolları, mektep hepsini dedi şeyini ben çizeyim dedi. Dünyaca meşhur bir mimar. Hatta bazı kişiler heves etti. Fatih oğlu Beyazıt ikinci Beyazıt yok dedi. Eğer o gelirse de Hristiyan mimarını buraya koyar dedi. Ondan da bu mimariye heves artar dedi. Biz de burada kendi mimarimizi inşa edeceğiz. Arkadan işte Sinanlar geldi. En güzel bir elhamdülillah sanat eserleri meydana geldi. Hâlâ o eserler taklit etmekle o camiler vesaire gönlüme bir huzur veriyor.
Onun için birinci şart küffara karşı benzememek. Hukuk var. Hukuka dikkat edilecek. Bir gayrimüslim bir hukukuna dikkat edilecek. İslam'ı temsil edilecek. Mesela Resulullah Efendimiz Bedir'den dönerken bir gün ve kılıç kılıca gelen esirler vardı. Medine'ye giderken zaman zaman develerinden indiler, esirleri develerine bindirdiler. Onlar ne oldu? Bu din ne güzel bir dindir dediler. Velhâsıl her şeyi biz İslam'ı temsil edelim. Onun için küffâra karşı şiddet, fakat biz İslam'ı temsil etmeye mecburuz. Ondan ruhama geliyor. Mü'min kendi aralarında merhametli olacak. Her mü'min, kendinden daha aşağı bir mü'min ona zimmetli. Toplumun ne kadar kendinin haricinde yardıma muhtaç. Bilhassa bugün Allah'ın kelamını öğrenmeye muhtaç vesaire. Onlara karşı merhametli olmak. Müslümanın derdiyle dertlenebilmek, infak etmek. Bollukta ve darlıkta verirler ayetinde. Bu bir merhamet hadisesi. Varlıkta olanlar bir takım vakıflarda bulundular. Fakirlere aman biz bu işin, bu infakın dışında kalmayalım, yarım hurmayla bile olsa Allah'tan kavuşalım dediler. Bir kısmı gidip hamallık yaptı. Bir kısmı dağlarda odun kesti, Medine çarşısını sattı, Rasûlullah'ın önüne koydu. Velhâsıl nedir bu? Hep Cenâb-ı Hakk'ın sıfatından, Rasûlullah'ın halinden ibret alabilmek. Efendim zaman zaman çok zengin olurdu. Ganimetler gelirdi beşte bir. Efendim onları Müslümanın derdine sarf etmeden huzur bulamazdı. Onların derdine derman olmakla Efendimiz huzur bulurdu. Onu yedirmekle Efendimiz doyardı. Fakirlere misalde, mesela bu Hendek Harbi'nde filan iki tane taş bağladı midesine. Davet edeceği bir tarafından yalnız gitmedi. Yine cemaat toplayıp gitti. Onlar benden daha aç dedi. İlk defa onları doyurdu. Ayet yine Efendimiz yanında bulunanlar, sen onu rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor Cenâb-ı Hak. Demek ki birbirimizin rükûsu, secde bir huzur hali olacak. Bu nasıl bir huzur, nasıl bir namaz olacak ki bir huzur hali olacak? Mü'minler felâh buldu, onlar ki namazını huşû ile kılarlar. Huşû nedir? Zihni bilgilerin kalben hazmedilmesi. Zahirle bâtının bir ahenk teşkil etmesi. Bu şekilde bir kalpte bir muhabbet olacak. Muhabbetin neticesinde kalpte bir hikmet meydana gelecek. Bir huzurda olduğunun büyük bir hali içinde olacak. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu ne isterler onlar? Efendimle beraber olanlar. Mal, mülk, serbest, şu bu vesaire şu bu mu? Değil. Allah rızasında olur. Fazilet isterler. Fazilet neyse Allah Resulü'nün hayatı. Fazilet ve Allah rızasını isterler. Demek ki her mümin kendi halini kıyaslayacak. Benim halim Allah haline benziyor mu bu durumda? Aile hayatım, iş hayatım, evlat dizi vesaire vesaire. Ben Allah rızasında mıyım? Çünkü onlar fazilet ve Allah rızasını isterler. Ondan sonra böyle bir karaktere gelen bir müminde min eser-i sucud onlara secde alameti olur. Tevrat'taki misal böyle Kur'an-ı Kerim. İncil'deki misal de orada Cenab-ı bir teşbih bildiriyor. Bahçıvan bir tohumu eker, tohum filiz verir. Gövde olur, gövde kalınlaşır. Bu misal yani Müslümanların terakki etmesi. Bu küffarı öfkelendirir. Baştan küffar Müslümanlarla alay etti. Hakaret etti, sonra zulmetti. Niye? Küffar öfkelendi İslam'ın yayılmasıyla. Bugün de aynı. İslam fobi diyor. Çünkü niye fobi diyor? Diğer dinlerdeki olan nefsani arzular var vesaire var. Hiçbirinde bir ciddi bir ukubat yok. Fobi demiyor onlara. Birinci Cihan Harbi'nde, ikinci Cihan Harbi'nde 100 milyon insan öldürdüler. Bunu fobi demiyorlar. Japonya'da iki şehri kömür ettiler. Fobi demiyorlar. Afrika'dan köle olarak insan topu taşıdılar, kürek mahkumu olarak gık diye okyanus ortasına attılar. Fobi denmiyor. Bugün Filistin'de Müslümanlar kendi memleketlerinden kovuluyor, katlediliyor. Fobi denmiyor. Akdeniz'i bir kabir haline, bir mezar haline getirirler. Fobi denmiyor. Niye? Kendine göre çok rahat hayat yaşayacaklar. Hiçbir engel olmayacak. Hiçbir manevi duygu olmayacak. Bir ahiret inancı olmayacak. Allah korkusu olmayacak. Bu nerede var? İslam'da var. Onun için bir aile sistemi de istemiyorlar.
Onun için biz ne yapacağız mukabil? Biz de eğer gaflete kalırsak, bu bizim için büyük bir felaket. Bugün tabi Efendimiz'in ahlakına saymakla bitiremeyiz. Aciziz. Efendim tanımakta da biz çok aciziz. Fakat tabi bu ne kadar bu yolda gayret edersek, sünnet-i seniyeye sarılırsak, inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o beraberliği, cennet beraberliği elde ederiz. Bugünkü olan durumumuz çok mühim. Çünkü burası bugün Türkiye bir İslam'ın son karakolu. Eğer biz bu karakolu eğer muhafaza edebilirsek, neyle muhafaza edeceğiz? Sırat-ı lezine enamte aleyhim gayr-ı mağdûbi aleyhim velâddâlin. Sırat-ı müstakîm Resûl Efendimiz'in izinde bulunmakla. Peygamberler, sıddıklar, salihler, şehitler, salih onun izinde olmakla. İslam düşmanlarından uzaklaşmakla. En mühim ya Rabbi diyoruz her fazla. Ancak sana kulluk yaparız. Ancak senden yardım bekleriz. Ne kadar bir kulluk yapabilirsek o kadar Cenab-ı Hak yardım. Bugün virüs diyorlar. Virüs geldi gitmedi diyorlar. Zahiri sebebe bakıyorlar. Şu tedavi bu tedavi bitmedi diyorlar. Yangınlar oluyor dünyanın her tarafında. Yanardağ püskürüyor. Bir tarafta kıtlık oluyor. Bir tarafta enflasyon oluyor, hayat pahalı oluyor. Bunlar zahirine bakılıyor. Batınında ne var? Demek ki اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Allah'a kulluğumuzda bir takım problemler var. Öyle olduğu için اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Allah'ın yardımı ona göre geliyor. Bu kıyamet alametlerinin arttığı bir devirdeyiz. Burada Rasûlullah Efendimiz buyuruyor ki, ümmetimden daima hak üzere galip ve zahir bir taife, yani hem batında hem zahir bir taife, takva sahibi bir grup hiç eksik olmayacak. Onlara muhalifleri de İslam düzenine bir zarar vermeyecek. Yani bu grubun içine girmek neyle girer? Takva ile gireceğiz. Yine diğer bir hadis-i şerifte bu ümmet Allah'ın emri ve kazası zuhur edip yani kıyamet zuhur edinceye kadar emri ilahi tabi olma hususunda hep sabit kalem olarak duracaklar bir grup. Kendine muhalefet edenlerin İslam düzenine buna bir zarar vermeyecek. Bilhassa bu zaman ise o zaman. Bilhassa evlatlarımızı muhafaza edeceğiz. Televizyonda, internette, modalarda bunların bir takım, bir kısım yanlış propagandalarından evladı korumaya gayret edeceğiz. Onun için tek sığınak, barınak dünyada da Rasûlullah Efendimiz, ahirette de dünyada ne kadar onu sığınak, barınak olarak alırsak, ahirette de onunla o kadar beraber olacağız inşallah. Bir de bir tarihten misal verirsek biz, bizim tarihte en büyük devlet Osmanlı devleti. 6 asır 20 sene devam etti. Dünyada öyle bir devlet yok. Kur'an-ı Kerim ile başladı. Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'i ihtiramıyla başladı. Allah'ın kelamına saygı, Allah'ın kelamına hürmet devleti abad etti, ihya etti. Edebali Hazretlerinin olan telkinleriyle, tedrisatıyla devam etti. Yavuz Sultan Selim'in mukaddes emanetleri gelip yine tazimle hatta o kadar ki Medine'den gelen mektupları hiçbir Osmanlı padişahı oturarak dinlemedi. Daima tahta kalkar, ayakta olarak dinlerdi. Öpüp başına koyardı, sonra ayakta dinlerdi. Hatta Abdülaziz bir hasta yatağında iki kişi koluna girip ayağa kaldırırlardı, o şekilde dinlerdi. Demek burada hep bunlar nedir? Baktığımız zaman Rasûlullah Efendimiz'e olan muhabbet. Cenâb-ı İnşâ'nın gönlümüzü Rasûlullah Efendimiz'in muhabbetiyle müzeyyen eyler inşallah. Hem bizi hem de inşallah yavrularımızı. Aziz Mahmud Hüdâ Hazretleri'nin güzel bir mısra vardı. Orada Aziz Mahmud Hüdâ'yı Hazretleri diyor ki, şu dem ki, mülkü dünyadan, yani dünyanın mülkünden Muhammed Mustafa gitti. Sevindi ahiret. Ahiret ehli sevindi. Fakat ama bu dünyadan da safa gitti. İşte ashâb-ı kirâm nasıl Efendimiz'e bir safa buldu. Biz de inşallah yine benim ümmetimin başı da hayırdır, son da hayırdır buyuruyor Efendimiz. İnşallah son da hayır olan ümmetten inşallah Efendimiz'in ümmetinden olmayı Cenâb-ı Hak nasip eder inşallah. Ben onları havz kenarında, onlar benim kardeşimdir buyuruyor Efendimiz. Ben onları havz kenarında karşılayacağım buyuruyor. Cenâb-ı Hak bu Rabiül Evvel ayını inşallah bütün hayatımızın her safhasına, her anı teşmil etmek, gönlümüzün daima Rasûlullah'la beraber olması, daima hallerimizi O'nun hâliyle
bir test edebilmemizi, gönlümüzün ona olan muhabbetle dolması, ki sevgiyle beraber onu beraber olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ihsan ikram eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla İlahi Teala Fatiha.